Bugün kesin yine arkadaşlar ben böyle bir 5-6 saat bilgisayarın başında durarak video çekeceğim. Çünkü yine dünya rekoru kırmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz kırmadan da bırakmıyorum artık hani sonuna kadar gidiyorum yani. Bugün de sizlerle beraber dünya rekoru kırmaya çalışacağız ve Foot Draft Toti Challenge yapacağız. Yani Team of the Year oyuncusu geldiği zaman almak zorunda olacağız arkadaşlar. Bu videoların devamı için Foot Draft videolarının devamı için video like atmayı ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın ki arkadaşlar bütün attığım videolardan haberdar olun çünkü çünkü her gün video atıyorum arkadaşlar ve bunlardan da haberdar olmak isterseniz gerçekten hep beraber çok eğleniyoruz. Bugün gördüğünüz gibi 92 rating rekoru var. Ve bunu geçmeye çalışacağız. Ve Team of the Year çıkararak geçmeye çalışacağız bunu arkadaşlar. Yani gerçekten birazcık zorlanacağımızı düşünüyorum. Hadi arkadaşlar o zaman başlayalım. 92 reytingi geçmeye çalışıyoruz. Bunu hiç unutmayın. Kaleci olarak ilk başta Muslera geldi. Videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda siz rekoru kırabildiniz mi kıramadınız mı bunları yoruma yazmayı unutmayın. Hatta videonun başında da isteyenler arkadaşlar benim rekoru kırıp kıramayacağımı tahmin edebilirler. Ama video izledikten sonra değil videodan sonra bu videoyla çok uğraşıyorum arkadaşlar. O yüzden tabii ki sizlerden bu videonun devamı için bin beğeni istiyorum. Eğer bin beğeni gelirse futurat videoların devamı gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım Promes'te geldi. Bakalım devamında neler gelecek abi lütfen. Yani bugün rekor kırmak istiyorum ama şu an çok kötü gidiyoruz tabii. Ve Toti de çıkmadı hiç. Ben bir tane Toti istiyorum. Team of the Year istiyorum. Gelecek mi bilmiyorum ama gerçekten çok istiyorum. İlk 90 üstü oyuncumuzu, ilk usta oyuncumuzu da şu anda çıkardık daha. Şer geldi ve şimdi ne geliyor? Silver. Abi sevdiğim bak çok sevdiğim oyuncular geldi bak. Gerçi çok da sevdiğim oyuncu gelmemiş. Silver hariç. Hani öyle aman aman sevdiğim bir oyuncu yok ekranda. Öyle sanmıştım. Hadi bakalım kaleciyle başlayalım. Yine Mustara. Abi olmaz böyle ya. Abi 83 ratingle devam edersek nasıl olacak? Arkadaşlar bir ilk olarak ben şunlar bu zaten draft olmayacağı için anladım. Ya, rekorun 92 rating olduğunu görüyoruz ama nasıl yapıldığını falan göremiyoruz. Hadi bakalım 92 rating rekorunu kırabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Yani ben size bu videoyu 10 dakika 15 dakika arasında izletiyorum ama yani gerçekten bir saati muhtemelen geçecek bu video arkadaşlar. Ben rekor kırana kadar bırakmıyorum çünkü gaza geliyorum ve rekor kırana kadar bırakmıyorum. Eğer dünya rekorunu kırabilirsem neler olacak bilmiyorum ama bu videoda kıramazsam diğer videoda kesinlikle kırmam gerekir. Bu, bu draftı yüksek yapmak istiyorum çünkü abi yapma bana bak bana altın vermemen lazım senin şuna o bir team of the year daha. Gerçekten bu draft şu ana kadar yaptığımız en iyi draft olabilir. Bugünkü videoda yaptığımız en iyi draft olabilir. İki tane team of the year geldi ama iki tane de altın geldi. Bu iki tane altın bizi birazcık düşüşlere doğru sürükleyebilir arkadaşlar. Ve Marcelo da geldi 84 rating. Yani iki tane Team of the Year çıktı. Tamam ilk 11 Toti değil ama yine de 84 yani 92 rating. Gerçekten çok zorlanacağız arkadaşlar yaparken. Hadi bakalım Arnaud, Tovic geldi. Abi şöyle ilk 11 Toti'lerden birileri gelse çok güzel olmaz mı? Adam 92 reyting yapmış çünkü ve benim de bunu geçmem lazım. Ben 90'ı geçtiğimiz takdirde zaten kendimi dünya rekorunu kırmış sayacağım. Bu arada Team of the Year 2 tane üst üste geldi ve almıyoruz bile Team of the Year'ı düşünün yani. Hadi bakalım. Svensson geldi. Oo, Kuli Bali geldi. Hadi bakalım abicim. Yok artık. Yani bu kadar kötü başlayıp bu kadar toparlanan bir draft şimdiye kadar görmedim. Son açtığımız 5 oyuncu da 92 reytinge yaklaştırır bizi. Ancak ilk açtığımız 6 oyuncu maalesef çok kötüydü. Son açtığımız 5 oyuncu da aşırı toparladık. Şu anda arkadaşlar bana bir inanç geldi. Gerçekten efsane şeyler çıktı yani az önce. Ve baya bir inanç geldi açıkçası bana. Hadi abi De Bruyne de geldi. Tamam bunu da ustadan sayabiliriz ama. işte altını defans hattına indiğimiz zaman illa veriyor. Yani İlk defası açarsak da kaleciden filan altın veriyor. Van Tyk geldi. Van Tyk geldi arkadaşlar. Kaleci de Handanovic. 87'yi şu ana kadar geçemedik. 92 yapmamız gerekiyor. Çok zor biliyorum. Ama arkadaşlar bizim başaramayacağımız bir şey değil. Restart yaptım ama ekrana gelmedi. Niye? Kaleciyi de lütfen altın verme. Sevinirim yani öyle. Evet tamam. Arkadaşlar hiç altın vermeden bir draft tamamlayabiliyormuşuz. Bizim böyle bir yeteneğimiz varmış. Şu anda bunu görmüş olduk. Ve bu da beni mutlu etti açıkçası. Yani bunu görmüş olmamız beni mutlu etti. Ee, bakalım şimdi neler olacak. Navas usta sandım değilmiş. Çok üzüldüm. Arkadaşlar milyonlarca yıldır ekrandayım derken yine giriş yapayım dedim. Hani konuşayım dedim. Bir saatte çünkü draft kurmaya çalışıyorum. Çıldırmak üzereyim. Giriş yapayım dedim. 86-96'lık kaleciyi görünce. Ama maalesef ki <laughs> direkt altın veriyor. Yani 96'lık kaleci verdi ya. Sonrakini direkt altın verir ya. Daha da usta vermez zaten. Yok bugün usta yok. Bugün usta yok abi yok yok. Cık, geç geç geç. Abi yapacağım ben ya yapacağım. Çok fena geze geldim. İleri at bir de Orta sahaların ikisi de usta verir mi? Abi neden ya? Bu kadar zor olmamalı ya. Bu kadar zor olmamalı. Çıldıracağım abi ya. Düşme. 85'in altına inmek yok. 85'in altına inmek yok. 85'in altına inme diyorum. İnadına 83 veriyor. Oğlum inme. hepsini 85 ver. 85 rating olsun. Ben ona okayim zaten. Abi ya şaka gibi gerçekten çıldıracağım artık. Hadi lütfen. 85 üstü. Abi 3 tane elit geliyor. 3'ü de 85'in altında. Şaka mı ya? Yok abi gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor ve 2 tane üstü. Arkadaşlar şu anda gerçekten iyi gidiyoruz. Ama altın verecek şimdi. Vermedi. 87 verdi. Lütfen 87'nin inme lütfen 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 lütfen. Olsun 86 de olur ama Şimdi bu benim şanssız olduğum anlamına geliyor ve bu beni üzdü açıkçası şu an. Çünkü 87'nin altına inmedi dedim. 86 verdi. Ancak şöyle bir durum var. Hiçbir şekilde 85'in altında vermemiş şu ana kadar. Onu da verdi. 81'in altında vermemiş diyeceğim. Onu da verecek. Vermedi. Tamam bir dakika dur. Abi lütfen son oyuncu da altın olmasın da artık bir 88 rating. Abi nasıl 88 rating olmaz? Çıldıracağım ya. 8 rating lazımmış bir de. Oha. Kaleci Navas geldi şimdi. Evet. 83'lük Blanco gayet iyi. Gayet iyi Dybala. Okey. Okey sıkıntı değil. Evet. De Bruyne. De Bruyne. Sıkıntı değil. Okey yani. Mane. Hiç yani fena değil. Olabilir Mane. Partey geldi. Evet. Şımarmadığımız sürece arkadaşlar Messi falan geldi. Şu an kötü gitmiyoruz gibi geldi ama. Bakalım altın vermezse eğer. Ee, bu sefer 88'e yaklaştık. Bu sefer 88'e baya yaklaştık altın verme lütfen. Lütfen 89 rating kurduk işte budur be. İşte budur be bu benim için dünya rekoru abi. Tam 80, 89 oldu bu arada yani tam 11 rating lazım 90'a. Yani arkadaşlar tam 89 rating oldu. Gayet güzel oldu hadi devam edelim bakalım neler olacak. Arkadaşlar fena gitmiyoruz bu arada şu an o yüzden sesli konuşmaya başladım. Hiç fena gitmiyorum şu an. Saliba Yapma bunu bana be. Yapma bunu bana be. Abi altın yani iki kere üst üste. Bu karo iki kere üst üste altın verilir mi? Üç kere üst üste altın hiç verilmez. Ama olsun. Ama olsun. Ben 89 reytingi yaptığım için için biraz rahat şu an. Gayet iyi bir reyting yaptık arkadaşlar. Çünkü çok uğraştım onun için ve bence gayet iyi bir reyting yaptık. Silva da geldi. Toti Ramos da geldi. Ama olsun bir şeyler artık be. David Luiz ne abi Allah aşkına ya. Yükselelim. Yok abi olmuyor. Olmuyor. Vallahi olmuyor ya. Bak Savic bile gelmiş yani bu bu karo 90 rating olabilecek bir karoydu arkadaşlar biliyor musunuz? Eğer bu adam, bu adam ve bu adam olmasa yani 85'in altında oyuncu çıkmasaydı bu videoda o altınlar yerine hepsi 85 ve üstte olsaydı olurdu bu karo 90 rating ya. Arkadaşlar şu an mükemmel gidiyordum ki Amadou çıkana kadar sonra bir de 92'lik bir adam çıktı. Sonra 80'lik bir adam çıktı şu anda yani çıldıracağım. O 80'lik adamı görünce aşırı derecede moralim bozuldu yani... Niye vermesin abi? Defans'tan da ver işte usta da. Çıldıralım ya. Hep beraber çıldıracaktık ne güzel işte be. Vallahi billahi ben de güzel gidiyor sanıyordum abi. Videoya gireyim dedim. Yani mükemmelle gitti aslında. Yani Larsson, Neymar ve Rodrigo ilk 4 açtığım oyuncunun 3'üydü. Mükemmel gidiyor gibiydik ta ki böyle olana kadar. Moralim de bozuldu arkadaşlar gerçekten. Mükemmel oldu. Ben yine devam ediyorum ama. Arkadaşlar şu anki açtım 3 stoper. Yani 3 defans hepsi usta çıkarsa bir şeyler olabilir. Ama çıkmazsa artık hiçbir şey diyemem diyecektim ki çıkmadı bile. Laport geldi ve şimdi sıradaki isim Nonyer geldi ve 87 ratinglik bir kadro oldu arkadaşlar. Sizlerle birlikte de iki tane daha kadro kurup videomuzun sonuna geleceğim artık. Bakalım neler olacak. Pepe Reyna ile başladık. Konoplianka geldi. Yani bu arkadaşlar az önceki gibi kadroyu bulmak bile aşırı zor. Yani şimdiye kadar da ilk defa Kante geldi ve Kante'nin de Totti kartı gelmedi. Hani bari Kante'nin totic kartı gelseydi de güzel bir şeyler yapabilseydik ama yaklaştık. En azından bir adım atmış olduk arkadaşlar. 89 rating bile bayağı bir yüksek bence. Yani bence çok üstün bir seviye 89 rating bu draft için. Siz de deneyin istiyorsanız ama gerçekten çok zor arkadaşlar 89 rating yapmak. Yine yaparsam artık ne diyeyim yani şu an olursa şu an kötü gitmiyoruz derken bakın. Ne kadar iyi giderseniz gidin böyle şeyler oluyor ve bu durumda sizi gerçekten çok üzebiliyor arkadaşlar. Bunu artık ben anladım çok üzüldüm çünkü. Dayanamıyorum bir tane daha draft kuracağım Son bir draft daha kuruyorum arkadaşlar Sonra da videomuzun sonuna geliyoruz artık Çünkü gerçekten çok uzattım videoyu yani Bayağıdır video değil mi? Bir saati zaten geçti devamda ediyorum şu an Ve bir dakika abi bu kadar uğraşmama rağmen Abi işte işte bak Buna çok sinir oluyorum 2 tane 94 Vermişsin altın verme Hepsini 85 üstünde ver ya Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik Son draftta da bir şeyler olabilecek gibiydi ya maalesef olmadı ama gerçekten olabilecek gibiydi. Burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Kanala şuradan abone olabilirsiniz. Şuradaki videodan herhangi bir satı efsane ötesi bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Devamı için bir beğeni yeterli. Hoşçakalın sizler gerçekten çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Ve bay bay.